400'e yakın katılımcımız oldu. 700'e yakın alım heyeti geldi. Ondan sonra Informa'nın da tabii ki burada çalışması var. Tek tek bütün standlarımızı gezdik. Ve standlarımızın hepsi dolu. Esnaflarımızla görüştüğümüzde esnaflarımız çok memnun kaldığını söylüyorlar. Ve bu siparişi Mart'a kadar nasıl yetiştireceğini düşünüyorlar. Bundan dolayı bazı arkadaşlarımız, bazı atölyelerimiz siparişleri kapatmışlar. Tabii esnafımızın bu şekilde mutlu olması bizi de mutlu etti. Tabii ki seçim zamanı biliyorsunuz bizim YK'mıza olsun, bize olsun güvenleri biraz bazı arkadaşlarımızın yoktu. Biz bu güveni sağlamış olduk sektörümüze. Ekim fuarında ilk defa bu şekilde bir kalabalıkla 3 hol varken 4. holümüzü açtık. Aşırı bir talep vardı. Yani biz de bundan mutluyuz tabii. Hem YKM'a teşekkür ediyorum burada. Hem fuar ekibimize, Informa'ya teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma yaptık ve mahcup olmadık sektörümüze. Bundan dolayı çok mutluyuz. Başkanım tabii bu fuardan sonra artık gözler Ocak ayında yapılacak olan Cevher Antalya'ya çevrildi. Oraya da çok yoğun bilgi var. Bu ilgiden dolayı hatta yeni otel anlaşmaları da gerçekleştirdiniz. Detayları alabilir miyiz sizden? Orada biliyorsunuz Kemer de yapılıyordu. Kemer mesafesi uzak olduğundan dolayı Bele'ye çektik. Havaalanına yakın. Geliş gidiş daha kolay olacak. Orada şöyle bir şey yapacağım. Yani sadece ihracatçı değil de son iki gün tam karar vermiş değiliz. YK ile görüşüyoruz bunu. Son iki gün Türkiye'de fuarı açmayı planlıyoruz. Alım heyeti organize etmeye çalışıyoruz. Fuar demeyelim, buna da alım heyeti olacak. Talep çok fazla. Nasıl organize edeceğiz? Karar vereceğiz. Bunu tabii ki sektörün de fikrini alacağız, bilgisini alacağız. Onlarla birlikte de konuşacağız. Hep birlikte zannediyorsam herhalde 80 ve 100 limitinde tutacağız. Fuar alanımız herhalde 100'e kadar alabiliyor. İnşallah orası da çok sağlıklı geçecek ama sektör bu siparişleri nasıl yetiştirecek? Asıl sorun orada başlıyor yani. Çünkü yani 7-8 tane firma görüştüm. Hepsi şu an doluyuz abi diyor. Mart fuarına kadar da diyor sipariş almayı planlamıyoruz diyorlar. Hayırlısı bakalım. Önümüz açık. Gömcükent Televizyon Park'ta ışıklar sönmeyecek gibi gözüküyor başkanım. Evet inşallah. Yani zaten niyetimiz gelirken bu. Biliyorsunuz 12-13 tane maddemiz vardı. Bunun 7-8 tane maddesini hazırladık. Organize ettik çok yakın bir zamanda. 5-6 ay gibi bir zamanda hepsine cevap verdik. Bu da bizi mutlu ediyor. YKM çok iyi çalışıyor. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Yani özel ekibimiz var arkadan, Hale Hanım ve alt ekibi var. Onlar çok iyi çalışıyor. Yani uyum da sağladık. İnşallah bu hızla da devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. Mesela örneğin Güney Amerika'dan çok ciddi alıcılar da gelmeye başladı. Evet. Orada temsilciyle sözünüz vardı. Başladı ve onun etkilerini bu fuarda da gördük Nihan Hanım. Evet, Nihan Hanım sağ olsun güzel bir alım heyeti getirdi. Onunla birlikte fuara getirdi, fuarı gezmeye başladılar. Çok aşırı takip ettim, sipariş yazmışlar. Ama tabii eski biliyorsunuz 4 tane yurt dışından Güney Amerika'dan 4 kişi alım heyeti var. Bunlar getirdiklerini gene bazı dükkanlara yönlendiriyor ve onun peşindeyim şu an. Yani 80 kişiye yakın kişi getirdiler. Yönlendirme yapıyorlar. Bundan sonraki şeyde onları yani fuara kabul etmeyeceğim. Çünkü yönlendirme yapıp onların üstünden hamut aldıklarını hissettim. Bunun da önüne geçeceğim. Dün YK ile ve fuar ekibiyle toplantı yaptım. Bunu da ortaya çok yakın zamanda çıkartacağım. Portal benim için çok önemli çünkü portal denge olayı. Yani sektörümde portalda sen zaten bunu çok iyi takip edenlerden birisin. Yani portala herkesin girmesi lazım ki yurt dışından oraya yönlendirdiğimiz zaman bütün sektörümüz eşit dengelerde olsun. Yani orada şimdi 150 kişi olduğu zaman dışarıdan yönlendirdiğimiz 150 kişi o firmaları görüyor. Ben istiyorum ki sektörümün bütün firmalarını görsün. Orada denge istiyorum. O yüzden de bütün sektörüme buradan ricada bulunuyorum. Herkesin portala girmesini istiyorum. Ve portalda olursa yurt dışından yönlendirdiğimiz kişilerde eşit dağıtım olmuş olur. Burada bizi mutlu eder tabii ki. Zaten bu amaçla da portala giriş koşulları da değişti. Önceden 2000 dolar olan girişler 500 dolar ve 1000 dolar da pakete oluştu. Evet, orada rakam biraz yüksekti. Ondan dolayı 500 dolar 1000 dolar olması sektörümüz açısından da olumlu karşılandı. Zaten fuarda da herhalde 40-50'ye yakın firma aldık. İnşallah bunlar da daha genişleyecek. Daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Hep birlikte sektör için çalışacağız. Çaba göstereceğiz. Dengeleri kuracağız. Benim niyetim hep bu. Başkanlık döneminde bunu söylüyorum. Her zaman da bunu söyleyeceğim yani.
Başkanım, bir de bu fuarda gözlemlediğimiz şöyle bir şey var. Tamam, alım heyetiyle çok ciddi katkısı var İhracatçılar Birliği'nin. Ama İhracatçılar Birliği aynı zamanda fuarın çeşitlenmesinde de önemli rol oynuyor. Art of Jewelry organizasyonunu gördük, seminerler gördük. Bunlar önümüzdeki senelerde devam edecek umarım. Bunlar önümüzdeki sene, yani burada tabii fuarımızın kalitesi arttı. Yani buradaki, yani burada biz ne yaptık? Sanatla mücevheri buluşturduk, kültürü buluşturduk. Yani bu da sektörümüzde iyi bir tepki uyandırdı. Bundan sonraki projemiz mesela müze projemiz var. Oyunculuk Müzesi. Buradaki sektörümüzün duayenlerinden, büyüklerinden bu konuda destek istiyoruz. Biliyorsunuz burada Designer Club'ı en öne koyduk. Esat'ı en öne koyduk. Yani onlar arkaya atılıyordu ve oradaki kişilerimiz de çok memnun. Yani fuarın bütün çevresini değiştirmeye çalışıyoruz. Bunu da hep birlikte yapacağız zaten. Başkanım, siz TİM yönetim kuruluna girdiniz. Bir de aynı zamanda şimdi yaklaşan bir ticaret odası seçimleri var. Yine sektörümüzün önünde bir hedef var. Sektörümüzün bir temsilcisini İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na sokmak gibi hedefimiz var. Sayın Başkan, Şekip Bey de buradaydı. Görüşmeleriniz oldu. Neler aktarabilirsiniz? Şekip Bey'e tabii ben, yani biz biliyorsun TİM 25 senedir hiçbir zaman için Mücevher İhracatçılar Birliği TİM'in yönetimine girmemiş. Bunu biz başardık. Hem sizler sağ olun, sektörüm sağ olsun, hem de YK'm sağ olsun. TİM'e YK olarak girdik. Ama şöyle bir gerçek var, ticaret odasından da aynı şeyi bekliyoruz. Şekip Bey'e de bunu rica ettik tabii, ama Şekip Bey burada sistemi kendisi kuracak. İnşallah o da seçilirse hep birlikte destek olacağız. Burada ben Ercan'ın vizyonuna ve misyonuna çok güveniyorum. Kesinlikle zaten tecrübesi var. Yani onun başkan olması sektörümüz açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah her iki arkadaşa da başarılar dilerim, ama benim gönlüm ve tarafım belli yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani sektör başkanı olarak belki diyecekler ki yön belirtmemen lazım diyecekler, ama ben sektörümün iyi yerlere gelmesi açısından, ilişkiler açısından Ercan Bey'i tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun.